özellikle insan hakları evrensel beyannamesinden doğan herkesin doğuştan kazandığı hakların savunucusu olduğumuzun altını çizmek istiyoruz bugün özellikle bir kez daha. Çünkü ülkemizde verdiğimiz rakamlarda da gördüğünüz üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de bazı haklar bakımından maalesef çok arka sıralarda yer alıyoruz. Ve çok fazla insan hakları mahkemesine başvuru var. Çok özür diliyorum. Altına imzamızı attığımız bir beyannamenin savunucusu olmak her şeyden öte insanın temel alındığı bir anlayış olarak, bir yönetim biçimi olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin savunucuları olarak da bunun arkasında durmak zorundayız. İnsanın en temel haklarından yaşama hakkı, sağlıklı yaşam hakkı, eğitim hakkı gibi tüm haklarının da savunucusu olmaya devam edeceğiz. Yani bununla ilgili aslında özellikle 2. yüzyıla çağrı beyannamemizde de çok temel noktalarda değindiğimiz basın özgürlüğü gibi tüm konularda çok temel sorunlara eğildiğimiz noktaları da bulabilirsiniz. Zaten yeri geldikçe hepsini tüm toplumla da paylaşmaya devam ediyor. Biliyorsunuz cezaevleriyle ilgili bir karar alındı boşaltılmasına yönelik ama maalesef asıl çıkarılması gereken düşünce suçlularından öte adi suçluların öncelikle çıkarılması gibi bir karara gidildi. Ama buna rağmen tutuklamaların devam ettiği ve cezaevlerinde gerçekten COVID'le mücadele eden suçluların da bulunduğunu duyuyoruz. Bununla ilgili özellikle insan hakları'dan sorumlu başkan yardımcılarımız, hukuktan sorumlu başkan yardımcılarımız ayrıca bir çalışma yürütüyor. Bunları da zaman zaman aslında kendi örgütümüzle ve halkımızla paylaşmaya devam ediyoruz bu tür raporları. Takip ederseniz onları da mutlaka görürsünüz.